Hadi gelin bugün sizle güzel bir şey yapalım. Cep telefonlarımızın batarya süresini uzatalım. Nasıl mı yapalım? Öyle yedek bataryayla ya da efendim harici bataryayla falan değil. Eski bir yöntemle, kitap okuyarak. Elimde görmüş olduğunuz bu kitap, klasik oldu değil mi? Ey vatandaş, elimde görmüş olduğunuz bu kitap, gerçekten güzel bir kitap. Halil Cibra'nın Ermiş kitabı. Halil adı bize yabancı değil. Zaten kişi de Lübnanlı. Sanatın hemen hemen bütün dallarıyla ilgilenmiş, uğraşmış ve çok da başarılı işler yapmış. Mesela ünlü ressam ve heykeltıraş Rodin'in öğrencisi olmuş. Çok güzel metinler yazmış, kitaplar yayınlamış. Yaşarken de, vefat ettikten sonra da çok adı anılan, sevilen bir isim olmuş Halil Cibran. Öyle ki Elvis Presley öldüğünde elinde bu kitap olduğunu söylerler. Oyunculuğun, metot oyunculuğunun temelini oluşturan Stella Adler, Aktörlük Sanatı adlı kitabında, ki bu isim de, bu kitap da çok önemlidir, Halil Cibran'ın Ermiş kitabına çok atıfta bulunur. Bu kitap hakikaten önemli. Peki ne anlatır bu kitap? Şu an günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeyleri, hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, insanlığı, kardeşliği anlatır. Okurken sanki kutsal metinlerden parçalar bulacaksınız içinde. Ama öyle değil. Özgün eserler bunlar, özgün yazılar. Halil Cibran bu kitabını şöyle tasarlamış. El Mustafa diye bir kişi bir şehre gelir ve bu şehirdeki insanlar ona önemli konularda sorular sorarlar. Bakalım hangi konularmış bunlar? Mesela sevgi üzerine, evlilik üzerine, çocuklar, vermek, yemek ve içmek, çalışmak, sevinç ve keder, konut, giyim, alım-satım, suç ve ceza, kanunlar ve özgürlük, düşünce ve hırs, acı, kendini bilmek ve benzeri konular. Bunlar bizim hayatımızda gerçekten çok 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 önemli konular. Bunlar hakkında çok güzel sözler söylüyor. Az sonra bir bölümden bir parça okuyacağım size. Orada da fark edeceksiniz. Peki, hangi yayın evinden ve hangi çevirmenden okumalıyız bu kitabı? Bu kitabı mutlaka Anahtar Yayınlardan, Anahtar Kitaplardan okumalıyız. Çevirmen Aytunç Altındal. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Kitap okurken mutlaka yayın evini çevirmeninden dolayı önemsememiz gerekiyor. İngilizler bir söz söyler. Der ki, çeviri katletmektir. Gerçekten çeviri hiçbir zaman o yazıldığı dilin tadını vermez. Ama iyi çevirmen bu kaybı çok aza indirgeyebilir. Bu kitapta da bu durumu görüyoruz bu yayın evinden. Çünkü pek çok yayın evi Halil Cibra'nın Ermiş kitabını yayınlamış. Anahtar Kitaplarsa Aytunç Altındal, ki hepinizin tanıdığı bir isim, onun çevirmesini rica etmiş ve o da gerçekten çok güzel çevirmiş. Çünkü Halil Cibra'nın dili şiirseldir. Bu şiirselliği yansıtabilmiş Aytunç Altındal. Ve sevgili takipçilerim, bu kitaptan şimdi size bir bölüm okuyacağım. Aslında karar veremedim uzun bir süre hangi bölümü okuyayım diye. Sonra beni gerçekten çok etkileyen, çok hoş, aslında bütün bölümler öyle ama çocuklar üzerine bölümünü okumaya karar verdim. Bakınız ne diyor. Sonra yavrusunu göğsüne bastırmış bir kadın söz aldı ve bize çocuklardan söz et dedi. Ve El Mustafa yanıtladı. Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte sizin değildirler. Onlar kendini özleyen hayatın oğulları ve kızlarıdırlar. Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizden değillerdir. Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değillerdir. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır. Onların vücutlarını çatabilirsiniz ama canlarını asla.
Çünkü onların canları geleceğin sarayında oturur ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz. Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye kalkışmayın hiç. Çünkü hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir. Sizler evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız sadece. Yayı geren, sonsuzu açılan yolda kendine bir hedef edinmiştir ve oklarını en uzağa eriştirebilmek için kendi gücüyle sizleri gerer. Yayı gerenin elinde seve seve bükülün. Çünkü oku atan o güç, uzaklaşan okları sevdiği kadar elindeki sağlam yayı da sever. Evet, anne babalar, bu kitabın özellikle bu bölümünü, yani çocuklar üzerine bölümünü daha dikkatli okumanızı tavsiye ederim. Anne baba adayları sizler de. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Tanıtmamı ve anlatmamı istediğiniz kitaplar olursa öneri olarak da yazın lütfen.